TV1 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 19 ana haber bülteni ile karşınızdayız efendim. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız ilçe başkan adaylarını açıkladı. Sen atacak mısın Leyza? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleri öncesinde ikinci etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 il, 40 büyükşehir ilçe, 7 ilçe belediye başkanı adayı olmak üzere toplam 55 adayın isim listesini açıkladı. Açıklanan listede MHP'nin Kayseri adayları da yer aldı. MHP 4 ilçede de adaylarını değiştirmedi. Özvatan'da Halit Demir, Pınarbaşı'nda Menduh Uzunoğlu, Sarıoğlan'da Bekir Ay Yıldırım ve Sarız'da Baki Bayrak yeniden aday gösterildi. Öte yandan CHP Kayseri'nin Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Yahyalı ve Yeşilsar adaylarını açıkladı. Buna göre CHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Kayseri'de yarışacak ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: Felahiye, Şeref Güleser, İncesu, Ayşe Kendir, Özvatan, İrfaniye Almaz, Pınarbaşı Deniz Yağan, Sarıoğlan Murat Özcan, Sarız Ömer Faruk Eroğlu, Yahyalı Mehmet Acarbaş, Yeşilisar Deniz Onaç. Efendim İYİ Parti Kayseri Teşkilatı'nda seçim startı Kartal Şehitliği'nden verildi. Şehitlerimiz için dua eden belediye başkan adayları hizmet için yola çıktıklarını söyleyip hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Sen atacak mısın Leyza? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleri öncesinde ikinci etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 il, 40 büyükşehir ilçe, 7 ilçe belediye başkanı adayı olmak üzere toplam 55 adayın isim listesini açıkladı. Açıklanan listede MHP'nin Kayseri adayları da yer aldı. MHP 4 ilçede de adaylarını değiştirmedi. Özvatan'da Halit Demir. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi partilerde hareketlilik başladı. İYİ Parti'de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Kazım Yücel ve ilçe belediye başkan adayları seçim startını Kartal Şehitliği'nden verdi. Belediye başkan adaylarını milletvekili Dursun Ataş ve parti teşkilatı yalnız bırakmadı. Burada ilk olarak şehitlerimiz için dua edildi. Yapılacak seçimlerin hem ülke için hem de adaylar için hayırlı olması temennisinde bulunuldu. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, birbirinden kıymetli belediye başkan adaylarıyla yola çıktıklarını söyleyip, "Niyetimiz halis, sonucu da hayırlı olur inşallah. Biz iyi belediyeciliği Kayserili ile buluşturacağız," dedi. Belediye başkan adaylarımızı bugün sizlerle buluşturuyoruz. Zaten daha önce hepiniz kimlerin olduğunu gördünüz. İnşallah niyetimiz halis, sonucu da hayır olur inşallah. Hep beraber kamuoyunun istediği adayları biz milletimizin huzuruna çıkardık. Bundan sonraki süreçte sıkılmadık el bırakmayacaklar, alınmadık gönül bırakmayacaklar. 30 yıldır Kayseri'de olan belediyecilik anlayışını, gönül belediyeciliği diye yola çıkıp da Kayseri'yi ne hale getirdiklerini bütün vatandaşlarımız biliyor. İnşallah biz İYİ Parti olarak iyi belediyecilikle Kayseri'yi buluşturacağımıza inanıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel ise, bu ülkenin bayrağıyla sorunu olmayan herkese kucak açacaklarını, seçilmeleri durumunda herkesin belediye başkanı olacaklarını söyledi. İnşallah seçim startına da bütün adaylarımızla birlikte bu alandan çıkacağız. Bu şehrin kadim insanlarıyla, bu şehrin vatan parçasıyla, bayrağıyla sorunu olmayan herkesi kucaklayacağız. Herkesin belediye başkanı olacağız. Bütün ailelerimize aynı eşit mesafede onların bütün sorunlarına sahip ve çözüm için bu şehre hizmet ve 31 Mart'ta da inşallah bu şehrin bütün paydaşlarıyla kucaklaşacağız. Melik Gazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç ise insan odaklı, ayrımcılık yapmadan çalışacaklarını belirtti. Çalışmalarımıza başlayacağız. Vatanımız için çalışacağız, ülkemiz için çalışacağız. Hiç kimseye ayırmayacağız. Şehrimiz için çalışacağız. Şehrimizin her bir ferdi için çalışacağız. İnsan odaklı olacağız. Kesinlikle şu ayrımı yapmayacağız. Herkes bizim vatandaşımız, herkes bizim ailemiz, herkes bizim kardeşimiz. Vatanını, bayrağını seven herkesle onlar için hizmet edeceğiz, onlar için çalışacağız. Rabbim bu mücadelemizde memleketimize hayırlı işler yapmayı, memleketimize faydalı işler yapmayı, gençlerimize, yaşlılarımıza, şehrimizdeki her bir ferde hayırlı hizmetler yapmayı ve ülkemize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Koca Sinan Belediye Başkan Adayı Yurdaer Şahin de seçimlerin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Yüce Rabbim
bizleri utandırmasın. Biz halisane niyetle şehrimize, ilçemize hizmet anlayışıyla Sedat Başkanımın, Sayın Vekilimin ve Kazım Başkanımın da söylediği gibi hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden, ayrıştırmadan tüm insanlarımızı kucaklayarak yeni bir misyon, yeni bir vizyonla yola çıkıyoruz. İnşallah Allah bizi sizlere, halkımıza mahcup etmesin. Efendim İYİ Parti Kayseri adaylarını belirlemeye devam ediyor. Kayseri'nin en büyük ilçelerinden birisi olan Talas ilçesinde de İYİ Parti'nin adayı Kaymüder Başkanı Göker Gözütok oldu. Talas ilçe teşkilatını ziyaret eden Göker Gözütok'u partililer coşkulu bir şekilde karşıladı. Seçimlerde bağımsız olarak seçmen karşısına çıkacak olan İYİ Parti adaylarını açıklamaya devam ediyor. Kayseri'nin en büyük ilçelerinden birisi olan Talas ilçesinde de İYİ Parti'nin adayı Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Göker Gözütok'u oldu. Ziyarette Genel Başkan Akşener'le fotoğraf veren Kaymüder Başkanı Göker Gözütok'un Talas adaylığı resmen açıklanmış oldu. Adaylığının açıklanması sonrası Göker Gözütok, Talas ilçe teşkilatını ziyaret etti. Gözütok'u partililer büyük bir coşkuyla, davul zurnayla karşıladı. Efendim seçim için süreç devam ediyor. İYİ Parti Talas Belediye Başkan adayı Göker Gözütok coşkulu bir şekilde karşılandı Talas'ta. Şimdi yayınımızda. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Tuğba Hanım. Teşekkür ederiz. Bomba gibiyiz. Siz nasılsınız? Ne güzel. Hayırlı olsun diyelim efendim. Teşekkür ederiz. Hem Talas için hem Kayseri için hem ülke için bir yola çıktınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle bizi bu göreve layık gören başta partililerimiz, ilçe başkanımız, il başkanımız, değerli milletvekilimiz Dursun Bey, onlara çok teşekkür ediyoruz. Bize Talas'a, Kayseri'ye hizmet etme fırsatı verdikleri için. İnşallah biz de bu güvene layık olmaya çalışacağız. Çok çalışacağız ve seçileceğiz. Seçildikten sonra da inşallah Talas'ı yeniden Yeşil Talas yapmak için, özlenen, ferah, cazibe merkezi olan Talas yapmak için çok çalışacağız. Ve hemşerilerimiz İYİ Parti belediyeciliğini, İYİ belediyeciliği tattırma fırsatı vereceğiz diyelim. Evet efendim. İş dünyasından tanınan bir isimsiniz. Şimdi siyasettesiniz. Evet. Kendinizden bahseder misiniz öncelikle izleyicilerimiz için? Ben Göker Gözütok, 1980 Kayseri doğumluyum. Aslen Sarız Çörekdere köyündenim. İlk orta lise öğrenimimi Kayseri'de tamamladıktan sonra Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 2005 yılında. 2008 yılında kendi firmamı kurdum. Burada da kamuya ve özel sektöre ait altyapı, üst yapı, kongre merkezleri, tiyatro salonları, sosyal konutlar, yani bizim köprüler, yollar, ne bileyim sayısı binlere yaklaşan işler yaptık. Bu da artık bize referans olarak işin yetkinliği ve yapabilme konusunda referans olarak yeter diye düşünüyoruz. Bu işte biz tecrübeliyiz, bilgi sahibiyiz. Ve yapılan eksikliklerin, hataların şehirde şimdiye kadar farkındayız. Çözümlerinin neler olduğunu, nasıl çözüleceğini ve nasıl bu şehirleri rahat nefes aldıracağımızı biliyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte de projelerimizi açıklayarak halkımıza neler yapacağımızı, Talas'ı nasıl cazibe merkezi yapacağımızı, öğrenci kenti olan, aslında konumu itibariyle, tarihi itibariyle çok kıymetli bir bölgemizin nasıl imar, bu gelinen imarla işte Talas'ı geziyorsunuz, görüyorsunuz. Evet. Yani bir mısır tarlasına girseniz, mısır ekseniz herhalde bu özellikle Anayurt tarafındaki binalardan daha seyrek olur. Çok sık, çok yüksek binalarla deprem toplanma bölgesi bile olmayan, bırakın yeşil alanı, simsiyah, kıpgri bir Talas'tan inşallah alacağız ve çok hani bunlar kısa sürede olacak işler değil ama çok da uzatmadan Talas'ı yeniden Yeşil Talas yapacağız inşallah.
Evet. Bizim arkadaşlarım da bu. Sayın Akşener ile Sayın Gözü Tok'un buluşmasını ekranlara taşısınlar. Sayın Akşener tarafından ilan edildiniz ve görüşme gerçekleştirdiniz genel merkezde. Evet. Bunu konuşmak isteriz. Hem bu dönsün hem de Talas az önce söylediğiniz gibi genç ve dinamik bir ilçe aslında. Evet. Kalabalık, nüfus da çok yoğun. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Sizler de genç bir isimsiniz. Talas'a genç bir isim mi yakışır diyorsunuz? Vallahi öyle diyelim. Şimdi Talas iki tane üniversitemizle, genç nüfusuyla, dinamik yapısıyla ve yine söylüyoruz tarihi alanlarıyla çok farklı hizmetleri hak ediyor. Yani gençlerin burada eğlenebileceği, vakit geçirebileceği, sosyalleşebileceği alanları hak ederken ayrıca annelerin çocuklarını bırakabileceği kreşleri, parkları, yeşil alanları da fazlasıyla görmek istiyor ama Talas'a gittiğiniz zaman yani belediyeyi bugün alsak yarın ana yurtta 500 metrekare park yapalım desek böyle bir alan bırakılmamış. Yani parsel parsel Talas satılmışın tam anlamıyla örneğini yaşıyoruz. Peki parsel parsel Talas'ı sattık da ne yaptık paraları? Talas'ı çok müreffeh bir yer yaptık. Tamam bir bölgesini kıydık. Sattık ama ne yaptık? Yani aldığımız şerefiyeleri, buradaki sattığımız parsel paralarını Talas'a hiçbir şey yapılmamış. Sosyal olarak insan fıtratına uygun, insan doğasına uygun, yeşiliyle, sosyal donatısıyla, gençlik merkezleriyle, kültür merkezleriyle, yeterli kütüphaneleriyle, kreşleriyle, yollarında rahat yürünebilmesiyle bir hizmet yapılmış mı? Talas verdiğini alamamış. Bizim gördüğümüz bu ama inşallah biz yaptığımız projeleri sunduğumuz zaman ve Allah nasip ederse de iş başına geldiğimiz zaman Avrupa'ya gidemeyen gençlerimize biz Talas'ı bir adeta bir Avrupa şehri yaparak Avrupa'yı Talas'a getirme sözünü veriyoruz buradan. Evet, Sayın Akşener'le görüştünüz. Görüşmede neler yaşandı? Ekrana gelsin o fotoğraflar da ben arkadaşlarım da iletsinler. Vallahi Sayın Akşener'le çok samimi ve doğal, güzel bir ortamda görüşmemiz gerçekleşti. Kendisi de çok samimi, cana yakın bir insan. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Keyifli, hoş bir sohbetti. İstişarelerde bulunduk. Ve sonra da görevimizin başına, bir an önce seçim çalışmalarına başlamak üzere şehrimize döndük. Evet, adaylığınızla Kayseri'de coşkuyla karşılandı. Bugün Talas ilçesindeydiniz. Orada da bir davullu zurnalı bir karşılama yaşandı. Onun için neler söyleyeceksiniz? Buradan teşekkür ediyorum Talaslı hemşerilerime. Allah razı olsun hepsinden. Bize teveccüh gösterdiler. Şevkimizi arttıran bir karşılamaydı. Bize de sürpriz oldu işin aslı. Gerçi biz bir taraftan da avşarım ben davulu zurnayı da severiz ama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Çok güzel, samimi bir karşılama oldu. İl başkanıma, ilçe başkanıma, Büyükşehir Belediye Başkanımız da, adayımız da Kazım Bey de katıldı. Ona da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu coşkuyla, bu azimle, Talas'ta güzel bir hava var. Talas iyi olacak diyelim. Güzel olacak inşallah. Umarız efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere bu süreçte kolaylıklar diliyorum. Bu fırsatı verdiniz. Tabii herhalde bir proje hazırlandı. Onları ilerleyen süreçlerde konuşacağız. Bir yol haritası hazır. Evet. Bunlar da inşallah uzun uzun başka programlarda görüşmüş ve i̇nşallah, konuşmuş oluruz. İnşallah. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler. İYİ Parti Talas ilçe başkanlığına Göker Gözü Tok'un adı verilmişti. Sayın Akşener tarafından aday kendisi. Sayın Göker Gözü Tok da yayınımızdaydı. Talas için çıktığı yolu anlattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki haberlerle devam ediyoruz. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Kayseri Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. 6 Şubat depremlerinin olduğu gün hep beraber söz konusu mekanda toplandıklarını ve ne yapacaklarını konuştuklarını hatırlatan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'de bir Afat Birlik Müdürlüğü'nün kurulmasına karar verildi dedi. Kendi şehrimizi de hem gördüğümüz depremden, oradaki tecrübelerimizden ders alarak neler yapabileceğimizi ve neler yaptığımızı, neler planladığımızı bugün hep beraber istişare etmek için bir aradayız. Bu süreçte bir takım gelişmeler oldu. Bizim için en sevindirici afet açısından gelişmelerden bir tanesi Büyükşehir Belediye'miz, milletvekillerimiz, biz Afet Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla Kayseri'de bir Afet Birliği açılması, Afet Birlik Müdürlüğü'nün açılması
karar verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da bu çalışmanın anlamlı ve önemli bir çalışma olduğunun altını çizerek olası afetler için ayrı bir alan oluşturduklarını hatırlattı. İnşallah önemli ve anlamlı olduğuna inandığımız böyle bir çalışmanın hayırlı sonuçlar vermesini temenni ediyorum. Tabii 6 Şubat depreminin adeta bir milat olarak değişik depremler yaşadık ama dünyada kendisine söz ettiren böyle bir felaketi bir daha Mevlam yaşatmasın diye dua ederken bizlerin de o süreç içerisinde yaptığımız çalışmalar, değerlendirmeler ve sonrasında da almamız gereken önlemler bağlamında kendimize şöyle bir silkelenip gelmemiz ve bu alanda her kurumun üzerine düşeni fazlasıyla yapması gerektiğinin hepimiz bilincindeyiz. Konuşmaların ardından toplantı kapsamında sunumlar gerçekleştirildi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Bağdat Caddesi'ne bağlayan Turgut Reis Caddesi'ndeki 6 milyon TL maliyeti olan asfalt yenileme çalışmalarını takip etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erkilet Bulvarı'nı Bağdat Caddesi'ne bağlayan Turgut Reis Caddesi'ndeki ekonomik ömrünü tamamlayan asfaltın yenilenmesi için çalışmalar yapılıyor. Başkan Büyükkılıç da çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgiler aldı. Erkilet Bulvarı'ndaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Büyükkılıç, mahallemizin güzel insanlarına en güzel hizmeti sunmayı önemsiyoruz ifadelerini kullandı. Bir güzel cuma günündeyiz. Dün akşam itibariyle Regaib Kandili'ni idrak ettik. Bugün 3 aylarımızın başlangıcı, rahmet, mağfiret, bereket ayının müjdecileri. O açıdan bu güzel günde hemşehrilerimizin cumalarını tebrik ediyorum. Şu anda Yenişehir mahallemizde bulunuyoruz. Erkilet Bulvarı'ndan Bağdat Caddesi'ne kadar olan gidiş geliş 2,5 kilometre ediyor. Muhtarımız bizden bir talebi var idi. Biz de o talebini önemseyerek frezeleyip buranın asfaltını yapmak suretiyle iyileştirdik, hayata geçirdik. Mahallemizin güzel insanlarına en güzel hizmetleri sunmayı önemsiyoruz. Fenişleri birimimize teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yenişehir Mahallesi Muhtarı Adem Mert'e Büyükkılıç'a mahallelerine yaptıkları hizmet ve verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Yapılan çalışmayla Erkilet Bulvarı istikametinden Bağdat Caddesi istikametine geliş, gidiş toplam 2,5 kilometrelik kısım yenileniyor. Bu çalışma kapsamında yaklaşık 3500 ton sıcak asfalt kullanılması planlanırken çalışmanın yatırım bedeli yaklaşık 6 milyon TL'yi buluyor. Başkan Büyükkılıç, organize sanayi bölgesini Talas ilçesine bağlayan ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Mehmet Öztaseki Bulvarı'na doğrudan ulaşım imkanı sunan yolda incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, organize sanayi bölgesini Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Mehmet Öztaseki Bulvarı üzerinden Talas ilçesine bağlayan 15 Temmuz Bulvarı üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemeleri esnasında Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hastal da eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki yolun toplam maliyetinin 75 milyon TL olduğunu ifade etti. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, bir hizmetimizi daha Kayseri'mizin ana arterlerini çoğaltma anlayışı içerisinde hayata geçirdik. Hatırlanacağı üzere Hacılar yolumuzdan başlayıp HES kablonun altından gelen Eskişehir bağları üzerinden Taşkın Kanal'a ve Çay bağlarına doğru ulaşan özellikle organize sanayimizden gelecek olan 15 Temmuz bulvarımızın üzerinden vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanacağı alternatif bir yol, otoban gibi yol. Eskişehir'den 4 şeritle asfaltı yapıldı. Altyapı hizmetleri, kanalı, aydınlatması, suyu ve doğalgaz hizmetleriyle birlikte hayata geçirildi. Burada yolların indirilmesi ve genişletilmesi çalışmaları yapıldı. 3 kilometreye yakın olan bu yolun maliyeti 75 milyon lira tüm imalatlarıyla birlikte. Kayseri'mize hayırlı uğurlu olsun diyor. Bir kez daha uyarıyoruz. Sürat yapmayalım. Yollarımızın kalitesini diliyoruz. Siz bizi takdir ediyorsunuz ama biz sizi çok seviyoruz. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile 3 ayların habercisi olan Regaib Kandili'nde Mehmet Hisar Camii'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Melikgazi Belediyesi ilçeye yeni camiler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Hayırsever Hisar ailesi tarafından 19 Mayıs mahallesinde yaptırılan caminin açılış töreni gerçekleştirildi. Kandili 3 ayların başlangıcı, aynı zamanda cuma gecemiz.
Caminin açılış töreninde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, "Camimiz 19 Mayıs mahallemize ve Melikgazi'mize hayırlı olsun." dedi. Çizdik ve hızlı bir şekilde de buraya camimiz yapıldı, buraya kazandırdık. Allah hayrını kabul etsin diyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ayasofya'nın tekrar cami olarak açılması nasip oldu. Onları gördük. Dolayısıyla bu camiler de Ayasofya'da aslında Beytullah'taki camimizin devamı, bir örneği. Buralarda ibadet edeceğiz. Cenab-ı Allah birliğimizi daim eylesin. Burada yapacağımız ibadetleri kabul eylesin. Açılış töreninin ardından yeni açılışı gerçekleştirilen camide Regaib Kandili özel programı yapıldı. Yaz döneminde başarılı bir ilaçlama çalışması yapan Koca Sinan Belediyesi haşerelerle mücadele kapsamında kış döneminde de ilçede bulunan 4500'den fazla apartmanın bodrum katında ilaçlama çalışması yapıyor. Halk sağlığı için haşerelere karşı mücadele eden Koca Sinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, haşerelerin özellikle larva halindeyken etkisiz hale getirilmesi için aralıksız çalışıyor. Daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre hedeflediklerine vurgu yapan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, ilaçlama çalışmasındaki amacın kış aylarını uykuda geçiren başta sivrisinek ve kara sinekler gibi haşerelerin kontrol altına alınıp etkin mücadelenin sağlanması olduğunu ifade etti. Haşerelere karşı mücadele kapsamında en etken ve çevreci yöntemi uyguladıklarına dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha temiz bir Koca Sinan bırakacaklarını sözlerine ekledi. Haşereyle mücadeleyi belki sadece sinekle mücadeleyi yaz aylarında sineklerin ortaya çıktığında yapılan bir mücadele gibi düşünebilirsiniz ama bu iş böyle değil. Biz bunu özellikle üreme dönemlerinde, üreme yerlerinin farklı farklı olduğu yerlerin nereleyse buraların tespiti noktasında neler yapılabileceği ile ilgili, hangi tür ilaçların kullanılacağı ile ilgili, nihayetinde bir kimyasal bu. İnsan sağlığına tamam zararlı değil ama bunun da bir dozajı vesairesi olması lazım. Bu noktada da Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz. Bizim yazın özellikle en sık rastladığımız problemlerden bir tanesi, yoğun bir şekilde bir bölgede haşere varsa, yoğun bir şekilde orada sinek varsa ve vatandaştan şey geliyorsa, şikayet geliyorsa, gittiğimizde gördüğümüz şu, çok yakın bir noktada ki özellikle bodrumlarda veyahut da çok kullanılmayan depo gibi olan, kömürlük gibi olan yerlerde bir üreme noktasının meydana geldiği. Yani onu oradan yok ettiğin zaman hiçbir şekilde haşere olmayacak. Piyasalar 2024 yılında sakinliğini koruyor. Zaman zaman rakamlar yeni zirveleri yoklasa da sakinlik devam ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, milletvekili maaşlarının ekonomiye büyük bir yük olduğunu belirtti. Sarraf Şaban Zıkkavun da altın fiyatları için hareketlilik sinyali verdi. Piyasalar bir durgun, bir hareketli seyrediyor. 2024 yılı sakin başladı. Seçimlere kadar böyle devam edebilir. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, milletvekili maaşlarına dikkat çekti. Özellikle emekli milletvekillerinin 230 bin TL maaş aldığını belirterek bu durumun ekonomiyi ciddi oranda etkilediğini ifade etti. Ayda 17 bin lira alan insanlar katma değer üretirken, ihracata katkıda bulunurken, milletvekilleri yalnızca ellerini kaldırıp indirerek ayda 110 bin lira alıyorlar. Yani şöyle dikkat ettiğimizde, gerçekten ülkeye emek veren insanlar alın teriyle, akıl teriyle 17 bin lirayla veya onun üzerindeki rakamlarla hizmet ederlerken diğer tarafta yalnızca elini kaldırıp indirenler 110 bin lira alıyor. Ve yine bugün mecliste halihazır konjektürde 300'e yakın milletvekili hem emekli hem de şu anda milletvekili olarak devam ettikleri için görevlerine 230 bin lira civarında el kalıyorlar. Gerçekten çok ciddi bir dengesizlik var. Öncelikle buna bir çare bulmak lazım, düşünmek lazım. Arz etmek istediğim şu, gerek emekli milletvekilleri gerek görev yapan milletvekillerinin bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde götürü olarak aldıkları ücret çok ciddi bir yük. Hem bütçe üzerinde hem de insanlar üzerinde, hem psikolojik olarak hem fiziki olarak. Dolayısıyla bunu da bir düzeltmeye gitmeli. Diğer taraftan yoksulluk sınırı altında yaşayan insanlara olumlu boyutta hayatlarını iyileştirebilecek rakamlar sunulabilmeli. Ve çok büyük ihtimal özellikle Bağkur emeklileri
ve memur emeklilerinin bu 35.57'lik artışlarıyla bugünkü şartlarda geçinebilme şansları yok. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi yetkisini kullanarak bunlara ek bir getiri sağlaması gerektiği kanaatine taşıyorum. Çok büyük ihtimal 31 Mart'a kadar piyasalardaki bu dövizdeki sakinlik aynı boyutta devam edecek. 31 Mart'tan sonra maalesef Türkiye yazı bitirip gerçek kışı yaşamaya başlayacak. Kazancılar çarşısı esnaflarından Sarraf Şaban Zıkkabun'sa altın fiyatlarını değerlendirdi. Zıkkabun yükseliş sinyali verdi. Bugün altının kilogram fiyatına baktığımızda euro bazında 62.500 euro civarına kadar yükselmiş oldu. Bu hareketlenme birazcık daha devam eder. Çünkü Orta Doğu gün geçtikçe karışıyor. Karıştıkça da tabii ekonomiyle uğraşan insanlar bunu kendi lehlerine döndürmeye çalışıyor. Orta Doğu karıştıkça petrol fiyatlarında yükselme olacak. Altında yükselme olacak. Ekonomi her geçen gün birazcık daha hareketlenerek devam ediyor gibi. Bugün baktığımızda bir küçük altın yine çok fazla aşırı bir değişmedi. 3400, yarım 6800, liranın fiyatı da 13600 lira civarlarında seyretmektedir. Gram ise dediğimiz büyük altınımızda 34 bin liradan bugün alıcısını alım satımı gerçekleşiyor. Yani altın her zaman için zirvesini koruyor, alınıyor, satılıyor. Kayseri için hava tahmin raporunu açıklayan meteoroloji mühendisi Damla Sarıbek, Kayseri'de bu hafta kar beklenmediğini açıkladı. Kar yağışını dört gözle beklediğimiz Kayseri'de beklenen haber bir türlü gelmiyor. Meteoroloji mühendisi Damla Sarıbek, bir haftalık hava tahmin raporunu açıkladı. Bu hafta kar yağışının beklenmediğini söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre hafta sonu parçalı ve az bulutlu bir hava bekliyoruz salı gününe kadar. Salı günü öğleden sonra başlayan yağışın çarşamba günü akşam saatlerine kadar devam etmesini bekliyoruz. Bu yağışın gece saatlerinde karla karışık yağmur, gündüz vakitlerinde ise yağmur şeklinde olacağını tahmin ediyoruz. Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Önemli bir rüzgar hadisemiz yok. Sıcaklıklarda hafta sonu mevsim normallerinin altındayız. Maksimum sıcaklıklar 3 ila 4 dereceyken minimum sıcaklıklar -7-8 derecelerde bekliyoruz. Salı gününden itibaren yine mevsim normallerinin üzerine çıkıyoruz. 10 ila 11 derece hava sıcaklıklarımız var. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyredeceğini söyleyen Sarıbek, son ölçümlere göre Erciyes Dağı'nda kar kalınlığının 25 santimetreyi geçtiğini söyledi. Erciyes Kayak Merkezi'nde şu anki ölçümlerimize göre 25 santimetreyi geçen kar kalınlıkları mevcut. Efendim, meteoroloji mühendislerinin, uzmanların tahminleri bu şekildeydi. Öğle saatlerinde aldığımız bilgilerdi ama kar sürpriz yaptı Kayseri'de. Akşam saatlerinde bir kar yağışı gerçekleşti ve durdu diyebiliriz. Herhalde önümüzdeki günlerde de güzel bir kar yağışı beklenebilir. Kayseri'de lise öğrencileri dünyanın ilk tıp fakültesi unvanını taşıyan 8 asırlık Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde tarih dersi işledi. Danışmentler Beyliği'nin eline geçtiğini görüyoruz. Danışmentler. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Sınıfım Kayseri projesi çerçevesinde farklı okullardaki öğrenciler tarihi mekanlarda ders işliyor. Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi öğrencileri de dünyanın ilk tıp fakültesi unvanını taşıyan Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde tarih dersi işledi. Öğrencilerin dersine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, tarihi mekanların öğrencilerin ufkunu açtığını söyledi. İçinde yaşadığımız mekan 800 yıl önceki yapılmış bir mekan. Selçuklar zamanında Gevher Nesibe Sultan tarafından yaptırılan bir mekan. Öğrencilerimiz şu soruyu soruyorlar. Gerçekten bu mekan 800 yıl önce mi yapıldı? Eğer 800 yıl önce bizim atalarımız böyle bir mekan yapabildilerse biz o zaman çok çok daha iyilerini yapabiliriz. Çünkü buradaki imkanlara, buradaki yapıya, buradaki estetiğe baktığınız zaman muhteşem bir ortam var. O zaman içinde bulunduğumuz çağda, zamanda bizim gençlerimiz ne yapabilirler? Ayaklar daha sağlam yere basabilir. Aynı zamanda kendi tarihinin ruhunu burada öğreniyorlar. Ne demek tarihin ruhunu öğrenmek? Buradaki yaşantıyı, buradaki ilmi, buradaki felsefeyi, buradaki yardımseverliği, buradaki anlayışı görmek, özümsemek onlar için bir model oluşturuyor. Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Salih Demirsu, tarihi mekanlarda ders işlemenin kendilerini geliştirdiğini belirtti. Gevher Nesibe Hatun Külliyesi'nde Sınıfım Kayseri projesi adı altında tarihimizin güzelliklerini öğrenmek için
okulumuz tarih öğretmeni Talat Hocam tarafından 7 ders işledik. Dersimizin amacı hem gençliğimizin tarihini öğrenmesi hem de aynı zamanda gençliğin ahlaki açıdan daha iyi şekilde ilerleyebilmesi için yapılan çok uygun bir derstir. Tüm Kayseri'deki öğrencilerimizin bu dersten almasını tabii ki biz de isteriz. İnşallah İl Milli Eğitim Müdürümüz Bahamettin Hocam'ın desteğiyle beraber çeşitli projelerde daha bulunacağız. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Kariyer Konferansları Projesi kapsamında personele stres ve zaman yönetimi konulu sunum gerçekleştirildi. İlki geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kayseri Kariyer Konferansları Projesi kapsamında ikinci konferans Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Zekeriya Temircan tarafından verildi. İsmim Zekeriya Temircan. Kapadokya Üniversitesi'nde şu an Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyorum. İnsanlığın bir 300 bin yıllık tarihi var. En azından biz antropolojik bulgularda bunun bir 300 bin yıl gerisine kadar gidildiğini görüyoruz. Proje kapsamında Temircan, stres ve zaman yönetimi başlıklı sunumunda iş hayatında stresi kontrol etmek, zaman yönetimi becerilerini arttırmak adına önemli bilgiler vererek düşük stresli yaşam için önerilerde bulundu. Stresi istersek iki şekilde tanımlayabiliriz. Bunlar bizim kontrol edilebilen stres dediğimiz ve kontrol edilemeyen stres dediğimiz durumlarla alakalı. Ki burada en önemli şey şu, şans dediğimiz olay bizim akılla fırsatın da kesiştiği noktada başlıyor. Birçok insan kendini şanssız atfedebilir. İşte o benden daha şanslı ya da bu benden daha şanslı, bana niye hiç kader gülmüyor gibi kendi kendine zaten otomatik bir stresin çakmağını çakmış olabilir ama böyle bir durum yok. Program sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, sunumu gerçekleştiren Doktor Öğretim Üyesi Temircan'a günün anısına çiçek takdiminde bulundu. O zaman stres yok muydu? Tabii ki vardı. Ama bu seviyede değildi. İnsanlar eğer bir barınak ihtiyacını karşılayabiliyorlarsa ya da bir işte yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlarsa bununla yetinebiliyorlardı. Ama özellikle endüstri devrimiyle birlikte, yani 1960'lardan sonra işte daha çok sanayileşmenin günümüze girmesiyle birlikte insanoğluna bu yetmedi. Temircan, bilime önem verip bu tarz farkındalık oluşturan projeler yaptıkları için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Memduh Büyükkılıç nezdinde tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi Kayseri Kariyer organizasyonu altında bu tip organizasyonlar yapıyor. Bununla beraber çok daha güzel organizasyonlar yapıyor ki ben belli başlı bazılarına katılıyorum. Katılmaktan da onur duyuyorum ve zevk alıyorum. Bununla beraber bugün de beni davet ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Talas'ın klasikleri arasına giren ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören antika pazarı hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılının ilk antika pazarı 14 Ocak pazar günü kapılarını antika meraklıları için açacak. 2024 yılının ilk antika pazarı 14 Ocak pazar günü kapılarını antika meraklıları için yeniden açacak. Harman Meydanı'nda tarihe yolculuk sloganıyla her ayın ikinci pazarı kurulması geleneksel hale gelen organizasyon, yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının buluşmasına sahne olacak. Harman Mahalle Meydanı'nda kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tespih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunulacak. Efendim, kentte 2023 yılında 171 bin hasta ambulans hizmetinden faydalanırken Mayıs ayından itibaren yeniden aktif olan helikopter ambulansta da 200 hasta hastaneye yetiştirildi. Kayseri'de 2023 yılında 171 bin hasta ambulans hizmetinden faydalandı. Mayıs ayından itibaren yeniden aktif olan helikopter ambulansta da 200 hasta hastaneye yetiştirildi. 2023 yılında komuta kontrol merkezine sağlıkla alakalı 377 bin çağrının geldiğini ifade eden Kayseri İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzman Doktor Mehmet Biçer, bu çağrıların karşılanma oranının %97 olduğunu söyledi. Yine 2023'ün verilerine devam etmem gerekirse 2023 yılında komuta kontrol merkezine sağlıkla alakalı toplam 377 bin çağrı geldi. Bu çağrıların karşılanma oranı %97, yine bakanlığın bir standardı olan 0-120 saniye reaksiyon oranımız da 75 saniye olarak gerçekleşti. Tüm bu çağrıların neticesinde toplam 171 bin vakanın naklinde rol oynadık. Uzman Doktor Biçer, toplam 171 bin vakanın naklinde rol oynadık. Kentsel vakalara ulaşım ortalama 6 dakika.
kırsal vakalar ulaşımsa ortalama 11 dakika olarak gerçekleşti ifadelerini kullandı. Kentsel vakalara ulaşım ortalama 6 dakika, kırsal vakalara ulaşımsa ortalama 11 dakika olarak gerçekleşti. Kayserili Ambulans Servisi ailesi olarak toplamda 58 istasyon, 89 ambulans ve 703 kıymetli çalışanımızla hizmet vermekteyiz. Ambulans envanterimizde standart kara özellikli ambulanslara ek olarak yeni doğan ambulansı, obez ambulansı, 4 sedyeli ambulans da bulunmakta. Ve özellikli olarak şu an arkada da görebildiğimiz helikopter ambulansımız bulunmakta. Helikopter ambulansımız bu yılın 2023 yılının Mayıs ayından itibaren tekrar aktifleşti ve Mayıs ayından Aralık ayının sonuna kadar toplam 200 vakanın il içi ve il dışı naklinde aktif görev aldı. Öte yandan Kayseri'de nüfus verilerine göre Bayburt, Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis'in nüfusundan daha fazla hastanın ambulanslarla nakil işlemi sağlandı. Efendim Süper Lig'de 20. hafta heyecanı 13 Ocak Cumartesi günü oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak. Kayseri Spor da 15 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın 14 Ocak Pazar ve 15 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta 15 Ocak Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Kayseri Spor maçıyla tamamlanacak. Süper Lig'de 20. haftanın programı şöyle. 13 Ocak Cumartesi. 13.30 Hatay Spor, Pendik Spor. 13.30 Ankara Gücü, Kasımpaşa. 16 Başakşehir, Alanya Spor. 19 Çaykur Rize Spor, Adana Demir Spor. 19 Beşiktaş, Fatih Karagümrük. 14 Ocak Pazar. 13.30 İstanbul Spor, Konya Spor. 16 Samsun Spor, Sivas Spor. 16 Antalya Spor, Trabzon Spor. 19 Gaziantep, Fenerbahçe. 15 Ocak Pazartesi. 20 Galatasaray, Kayseri Spor. Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu Galatasaray-Kayseri Spor maçına Atilla Karaoğlan'ı orta hakem olarak görevlendirdi. Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre 15 Ocak 2024 Pazartesi günü oynanacak Galatasaray ile Kayseri Spor maçının orta hakem olarak Atilla Karaoğlan atandı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4. hakemi Oğuzhan Çakır olurken Atilla Karaoğlan bu sezon Kayseri Spor'un ilk kez bir maçını yönetecek. 15 Ocak 2024 Pazartesi günü Ali Samiyen Spor Kompleksinde oynanacak olan Galatasaray ile Kayseri Spor maçı saat 20'de oynanacak. Kayseri Spor Başkanı Ali Çağımlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından hak mahrumiyeti ve para cezası aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kayseri Spor Sivas Spor maçında taraftarların çirkin ve kötü tezahüratlarından dolayı da sarı kırmızılılara ceza verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada Kayseri Spor Kulübü'nün 07.01.2024 tarihinde oynanan Kayseri Spor Sivas Spor Süper Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey Alt Tribün CDE, Doğu Alt Tribün CE bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi cümlelerini kurdu. PFDK ayrıca aynı müsabakada Kayseri Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin Türk lirası para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi denildi. PFDK ayrıca Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı'nın müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle de 21 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin Türk lirası para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Süper Lig'in ilk yarısını noktalayan Kayseri Spor iç sahadaki maçlarında 78.685 taraftarı oynadı. Süper Lig'de mücadele veren Kayseri Spor 19 hafta süren ilk yarıda 10 müsabakaya sahasında çıktı. 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 29 puanla 6. sırada noktalandıran Kayseri Spor sahasındaki maçlarda 18 puan toplarken 78.685 taraftarın desteğini aldı. Sezona Galatasaray maçı ile başlayan Kayseri Spor en çok taraftarı da bu maçta tribüne çekti. Galatasaray maçında 15.993 taraftar tribündeki yerini alırken Fenerbahçe maçında ise 13.154 taraftar tribündeydi. En az taraftarın geldiği müsabaka ise 4.067 kişi ile Çaykur Rize Spor maçı oldu.
Talas Belediye Başkanı ve Talas Gücü Belediye Spor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, TFF 3. Lig 1. grupta mücadele eden Talas Gücü Belediye Spor'un Antalya'daki kampını ziyaret ederek moral verdi. Ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren ve 13 Ocak'ta Kayseri'ye dönecek olan Talas Gücü Belediye Spor'un kampını ziyaret eden Başkan Yalçın, teknik heyet, oyuncular ve yöneticilerle bir araya gelirken, aynı zamanda yeni transfer olan futbolcuların da imza törenine katıldı. Burada konuşan teknik direktör Halil Arslan, transfer edilen oyuncuları tanıttı. Talas Belediye Başkanı ve Talas Gücü Belediye Spor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın da yeni transferlerin hayırlı olmasını diledi. Bu gücünün Osman Başkanı transfer ediyoruz. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Sizlerin sayesinde. Sizi tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Talas Gücü Belediye Spor iyi bir ekip. İyi bir anlayış içerisinde. Aşağıdan başarıya şimdiye kadar koştuk. Üçüncü ligde, profesyonel ligde ilk yılımız. Burada da hedefimiz en azından ligi ortalarda tamamlamak. Ligin ilk yarısını topladığı 16 puanla 11. sırada tamamlayan Talas Gücü Belediye Spor'da Furkan İzin, Yusuf Efe Yaman, Akın Arıcan, Muhammed İbrahim Şahinkaya ve Mustafa Umut Mete ile yollar ayrıldı. Devre arası hazırlıklarını Antalya'da tamamlayacak olan Sarı Lacivertli takım, ikinci yarıya 21 Ocak'ta evinde oynayacağı Tarsus İdman Yurdu ile başlayacak. Evet efendim, haber detaylarımızı aktardık. 19 ana haber bültenini burada noktaladık. Mutlu hafta sonları, tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.